An itibariyle Avatar Atakan YouTube'da arkadaşlar. Bundan sonra YouTube içeriklerine beraber sizlerle olacağım. Ne mi izleyeceksiniz? Bugünkü video gibi çok eğlenceli challenge'lar, pek çok arkadaşım, ünlü simalar, değişik konseptler, pek çok video çekeceğiz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi alta yazarsanız bunlar benim için gerçekten çok önemli. Şu anda köye geldik. Traktör ise bizi bekliyor. Traktör çekeceğim. Yani çekeceğimi iddia ediyorum. Çekip çekemeyeceğimi ise birazdan göreceğiz. Eğer siz de hazırsanız traktör bizi bekliyor. Buyurun gidelim. 3 ton. Meydan okuyorum kardeşim. 3,5 tona meydan okuyorum. Bak. Evet, bildiğiniz üzere daha önceden bir traktör çekme deneyimim olmuştu. Şimdi traktör çekmeye gidiyoruz arkadaşlar. Yani çekmeye çalışacağız. Bakalım çekebilir miyiz, çekemez miyim? Ben de çekebilirim diye düşünüyorum. Traktör de şimdi çok enteresan, beni heyecanlandıran bir traktör. Çünkü eski bir traktör. Çok eski bir traktör arkadaşlar. Çok enteresan da bir yere geldik gerçekten, böyle ücra. Nerede? Kenar, kuytu, hep buralara getiriyorsunuz İbrahim Bey. Bu seferki traktör daha ağır arkadaşlar. Sebeple çekip çekemeyeceğinden çok emin değilim. Ama deneyeceğiz. Dediğim gibi çok eski bir traktör. Gerçi havada yağmur da var. Bakalım nasıl olacak. Gerçi ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz derler. Bakacağız. Şu anda daha ıslanmadım ama yine inşallah çekebiliriz. Yerler merler kaymazsa. Bak traktör orada. Heyecanlı bir şekilde bizi bekliyor. O da heyecanlı. Bak anladım, duruşundan belli. Yaklaştıkça bak daha çok titremeye başladı. Efsane burada. 2130 John Deere. John Deere ne demek acaba? Abinin adı herhalde. Onu araştıracağım, onlardan da bahsedeceğim şimdi birazdan, size öğreneyim. Evet, hazırsanız inelim aşağı. An itibariyle köyümüze geldik arkadaşlar şu anda. İstanbul'a yaklaşık böyle 40-50 kilometre uzaklıkta bir yerdeyiz. Büyükçekmece. Daha doğrusu İstanbul'un merkezindeyim çünkü sonuçta burası da İstanbul. Buraya bir abimiz sayesinde geldik. Bize traktörü buldu. 75 model bir traktör arkadaşlar. 75 model ama çok ağır. Şimdi bakacağız çekip çekemeyeceğimizi. İşte traktörle ilk göz göze gelişim. İşte aslan parçası burada. John Deere. Bak burada çok güzel bir ikon var. Logosu bu olsa gerek. Geyik. Geyikler kızakları çekiyor. Biz de bunu çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Acaba çekebilecek misin abi? Ya? Sence çekebilir miyim? Çalıştırırsak çekebiliriz diye düşünüyorum. Çalıştırırsak. At boşa çekelim. Tabii ki çalıştıralım. Boşa atalım ki. Çekelim. Ben çekebileceğimi düşünüyorum. Bu aslan parçasına meydan okuyorum. Birazdan çekip çekemeyeceğimi göreceksiniz. Merak ediyorum bakalım çekecek misiniz. Yani oldukça da ağır görünen bir traktör. Eski ama bir şey söyleyeyim mi? Yeni duruyor. Güzel duruyor yani. Yapmış bunu. İsa abi yapmış. İsa abi. Nasılsın abi? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle kaç model? Onu söyle bana. 76 model. 76 model. Evet, 76 model. Kaç yaşında yapıyor yani abi? 76, 30 olsa 100, 20, 50. 46. Aşırı, bak matematiğim çok. 46 mı yapıyor? Evet, 46. 44 yapıyor abi. 44. 44 yaşında. Kaç yıldır sende peki abi? 95'ten beri bende. 95'ten beri. Evet. Kaç ton? 3 ton. 3 ton. Evet. Abi beni buraya getirirken öyle demediniz 3 ton mu 3 ton? 3 ton, ben nasıl çekeyim bunu? Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Bana dediler ki 2 ton dedim, çekebiliriz herhalde, bilemiyorum yani. Ama sence çekebilir miyim abi? Çekemezsin, zor biraz. Çünkü köyü bu çekti, ben de bunu çekeceğim abi. Bunu çekersem inşallah. Güzelce'nin girişine adımı yazdırırım, söyleyeyim sana. Sen tamam, yazdırabilirsin. Küçük bir tahtaya yazarsın. Tamam, yazarım. Bakalım bu aslan parçasını çekebilecek miyiz, çekemeyecek miyiz abi? Abi Susan, sen bunu böyle bir çalıştır. Tamam, ben çalışıyor dedin zaten, çalışıyor değil mi? Çalışıyor, evet. Bunu böyle uygun bir alana alalım. Burada böyle düz bir zemin var mı? Var. Aşağıya doğru. Aşağı yola. Evet. İstersen sen bir çalıştır. Aa bak. Kapatabilirsin abi. Şey, kontağı. Abi teşekkür ederim. Güzel çalışıyor. Evet. Bundan sonrası bende. Önce bir süreyim. Birbirimizi tanıyalım, anladın tamam mı? Traktörle. Tamam. İnsanın çekeceği çileyi tanıması lazım tabii. Kesinlikle insanın bilmesi gerekiyor. Neyi çekeceğini bilmen gerekiyor. Bu çok önemli. Ben bu işin altından çıkamayacağım. Şimdi bu fren doğru mu? Öbür de biraz. Tamam. Buna basıyorum şimdi. El freni boşaltıyorum. Boşta mı? Şimdi bundan. Debreze bastım. Tamam. Evet, hazırsak şimdi gidiyoruz. Önce o beni çekecek, sonra ben onu. Kim kimi çekiyor kendi payına. Gördüğünüz
Gördüğünüz üzere arkadaşlar traktör beni bayağı zorladı. Ama onu tanımakta güçlük çekmedim. Çünkü biz birbirimizi yara izlerimizden tanırız. O da eski. Çok yaralar almış. Burada gördüğünüz gibi çürükleri, çarıkları var. Ama sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Zor da olsa buraya kadar getirdim. Zaten sürerek getirmekte problem yok. Önemli olan onu çekmekte. Çekebilecek miyiz, çekemeyecek miyiz onu da şimdi göreceğiz. İyi davrandım. Üzmedim, yormadım. Motorunu da yormadım. Herhalde bana zorluk çıkartmaz. Umarım o da seni üzmez. Üzmez. Kendi bilir. Bıçakları getirin, lastikleri patlatayım. 3 ton olması seni şaşırttı mı abi? 3 ton olsa şaşırdım ama 3,5 tonmuş. 3,5 ton olunca şaşırdım İbrahim. Buçuk bir sürat bizim için çok önemli. Buçuklar çok önemli. İbrahim'e diyorum ki bunu diyorum çekeceğim diyor ki. Abi diyor böyle çekelim. Bak diyorum oğlum 3,5 ton aşağı doğru kayıyor. Nasıl diyorum çekeceğiz bunu? Bana güveniyor. İbrahim bana olan güvenini boşa çıkartmamaya çalışacağım arkadaşlar. Bence sen 3,5 tonu çekersin abi. Bence de çekerim. Çekemezsem de alnımın akıllı 76 model John Deere'ye kaybetmenin üzüntüsüyle evlenirim. Yapacak bir şey yok. Eski toprak kazandı. Eski toprak kazandı. Saygımız sonsuz. Bir de büyük yaşı var anladın mı? Hani şimdi çok da inatlaşmak istemiyorum kendisiyle. Çekeceğiz. Hazırsak aşağıya doğru inelim bak şöyle. Sportif binip yapıyorum bacaklarımdan. Bir tane öküz geliyor, onu da boğuşabiliriz. Bir dakika, biraz önce köy meydan okuyorum deyince işler değişti. Baba kusura bakma, senlik bir şey yok. Geliyor oğlum, şey yapmasın. Ne oldu bütün ekipte böyle bir geri kaçma? İbrahim demin atarla atarla konuşuyordun oradan. Oğlum boğa mı, inek mi? Hayvanı bile tanımıyoruz bak. Yemin ediyorum hızlanmaya başladı. Traktörü çalıştım, sesten yüksün oğlum, böyle olmaz. Taklaya geldi. Bir şey zaten yapamaz İsa abi. Bir şey yapmaz da ne demek bak. Tek yumrukta boğayı nasıl boğuyor? Değişiyoruz arkadaşlar. Konsept değişti. Traktör çekmeye gelmiştik şimdi. Tek yumrukta boğayı nasıl deviriyorum? Tabii ki de hayvanlara saygımız sonsuz arkadaşlar. Böyle bir şey tabii ki yapmayacağız. İşin esprisiydi. İbrahim alt sendeydi herhalde. Alayım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel turuncu seçmiştim. Bak renk güzel oldu bak. Sarı, yeşil ve turuncu. Tabii ki bunun çekmemle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Rengin önemi yok. İbrahim alt için teşekkür ederim. Tabii arkadaşlar bu özel bir halat. Bu yüzden siz kendi evlerinizde veya köylerinizde traktör vesaire varsa, halat varsa, ip varsa bağlayıp çekmeye çalışmayın. Ama ben bunu da çekebileceğimi düşünüyorum. Evet şimdi altı şöyle koyayım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki birazcık ısınma hareketleri yapmamız gerekiyor. Gerçi ben sıcak geldim ama yine de birazcık kendinizi esnetmeniz, ısıtmanız gerekiyor. Özellikle bacakları ve bel bölgesini. Ben şimdi burada ufaktan bir ufak ısınayım arkadaşlar. Evet ısındıysak arkadaşlar traktörü çekmeyi deneyelim. Halatı takıyorum. Ne oldu oğlum öyle gülüyorsun ha? Çekemeyecekmişsin gibi. Ben çekemeyeceğini düşünmüyorum ya. 3,5 ton oğlum. 3,5 ton öyle dile kolay. Demin yanımızdan geçen öküze taksaydık o da çekemezdi bence. Evet hazırsak şimdi traktörü çekiyoruz arkadaşlar. 10 derste traktör çekme. Traktör nasıl çekilir? Tabii ki böyle çekilmez arkadaşlar. Dişleriniz kopar. Ben size söyleyeyim bak böyle televizyonda falan görüyorsunuz. Sakın YouTube'da gördüğünüz hareketleri kendi başınıza yapmayın. Bugün bir 3 kilometre koşumuz olacak arkadaşlar. Kısa mesafe. Evet arkadaşlar öncelikle halatı birazcık düzleştiriyorum ki kesmesin. Tam da belime taktığım bir şey söyleyeceğim bir daha. Şöyle ayarlayayım. Oğlum hiç gelecek gibi değil lan. Hareket ediyor ama gelmiyor. Burada ayaklarım çok koyuyor oğlum. 3,5 tona yeniliyorum. Evet başarısızlığı kabul etmeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Bak şurayı görüyor musun? Bak yemin ediyorum boğa gibi eşmişim burayı. Ters çekeyim, ters deneyeyim. Ben birazcık delikanlılık yaptım açıkçası arkadaşlar. Yokuş yukarı çekeyim dedim. Ama yokuş yukarı 3,5 ton çekilmiyor. Aklınızda bulunsun. Yokuş yukarı 3,5 ton bir şey çekmek isterseniz denemeyin arkadaşlar. Bunu bence düz bir yere alalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz İbrahim? Düz yolda deneyelim. Üzdün beni be John Dere. Ha? Üzdün bizi. Yokuş yukarı çekemedik. Abi kahvaltı az yaptım sağ ol. Doğru söylüyorum. Ne yemem lazım kahvaltıda? Ne yesek çekeriz bunu? Yürek yemek lazım. Ben sana söyleyeyim. Başka türlü bunu çekemezsin. Geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Artık yerden de şikayet edemezsin. Şimdi şu anda yine yerden şikayet ederim İbrahim. Niye diyeceksin? Çünkü yer çok kayıyor. Kaç santim çekersem çektim sayılacak bu? 10 santim kadar. 10 santim ne var lan 10 santimde? Bende şimdi 2 karış 4 parmak tamam mı? Tam say. Bu sefer çekebileceğiz mi göreceğiz. Hareketlere gerek yok. Sakin.
Çekeceğiz. Boşta olmayabilir mi? Takılalım tamam mı? 8'e takıl bunu öyle çekeyim. 8'e takıl öyle çekeyim. Çok iyi. İbo bunu vitesle çekmeye çalışmasaydık iyiymiş. Şu anda boşta arkadaşlar. Tranquilo. Bak Süpermen gibi indim yemin ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Gelmiyor oğlum lan. 3,5 ton ya. Meydan okuyorum kardeşim. 3,5 tona meydan okuyorum. Bak bu sefer çektim çektim. Çekemezsem bu köyden çıkmam. Hareket ediyor ama gelmiyor. Evet şimdi güldük, eğlendik. Her şey güzel. Şimdi gerçek gücü verme zamanı. Bu sefer de çekemezsem zaten bırakır giderim. Baba yeter. Oh. Oh. İbrahim yeter değil mi? Yeter artık bence. Oh. Evet an itibariyle kaç santim çektim sence İbrahim? 20-25 santim çektin abi. Çektim belki fazla olmuştur. Yarım metre gitti yani. Bileklerim vardı. Şimdi buradaki problem şuydu. Tamam mı? Esas problem. Yer çok kayıyor. Zeminde sıkıntı var. Zemin çakıl olduğu için mesela asfalt bir de ayakkabımın kaymayan bir ayakkabı olsaydı. Bende bir ayakkabı borcum var. Ayakkabılarım perişan oldu. Kaymayan bir zemin olsaydı daha rahat bir şekilde çekebilirdim diye düşünüyorum. Ama böyle bir zeminde 3 ton traktörü çekmen abi. Ama her şeye rağmen çektik. Bundan sonraki hedefimiz uzay mekiği. Uzay mekiğini de biz mi çekmedik? Köye indirin uzay mekiğini çekmezsem hiçbir şey bilmiyorum. O kadar söylüyorum size. Hey, benim montumu verir misin kardeşim? Ben traktörümü çektiğime göre. Tabii ben ceket alıp giderim köyden kardeşim. Bu kadar. Ceketimi alıp yağmurlarda ıslandığımdan beri. Kesinlikle arkadaşlar spor salonunda çalıştığım aletleri yerine koyarım. Burada da çektiğim traktörü halde toplarım. Bu çok önemli. Tabii ki bu traktör arkadaşlar bir önceki çektiğim traktöre göre yaklaşık 2 kat daha ağırdı. Öbürü 1,5-2 tondu. Bu 3,5 tona yakın. 3,5 ton olması gerekiyor. O yüzden ciddi derecede zorlandım. Ama çekilemeyecek bir şey değil. İmkansız diye bir şey yoktur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kafaya koyarsam yaparım. Bu traktörün en önemli özelliği nedir? Ne İbrahim bu traktörün özelliği? Eski klasik bir traktör olması. Hayır. Ben çektim. Benim çektiğim traktör artık bu. O yüzden en büyük özelliği bu kardeşim. Kaldın sınıfta. Teşekkür ederim. Lan keşke iddiaya girseydim. Ya çekebilirsem traktör benim olur diye. Bak bunda şehirde geçsek çok havalı olmaz mı? Evet. Bedava 3,5 ton traktörde çektikten sonra arkadaşlar. Tabii ki bedava değil. Sizin için çektim bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğlenceli bu tarz videolar devam edecek arkadaşlar. Eğer görüşleriniz, yorumlarınız, fikirleriniz olursa altına yorum yapmayı da mutlaka unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba kaçar. Hadi Allah'a emanet.